Bir soru bir cevaptı bugünkü konuğumuz. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elçin Karatay. Hoş geldiniz Elçin Hanım. Hoş bulduk. Bugün kripto paradan bahsedeceğiz. Zaten son dönemde yatırımcıların ilgi alanına girmeye başlamıştı. Pandemi ile birlikte bu süreç hızlanmış görünüyor. Biraz iddialı bir soru olacak ama kripto paralar altına rakip olur mu? Çok teşekkürler bu soru için ve haklısınız. Gerçekten aslında bu pandemi dönemi elektronik yatırım, daha çok dijitalleşme alanında tam anlamıyla bir gelişme dönemi oldu. Kripto paralar da aslında uzun süredir nispeten hayatımızda var ama gelişimleri özellikle şu son 3-4 yıl içinde ciddi olarak arttı. Ve hani bu gibi sorulara da cevap vermek zor çünkü çok farklı özellikle kripto paralar var. En öne çıkanlarından biri Bitcoin örneğin. Bitcoin kendi içinde gerçekten farklı, hem bazı durumlarda ödeme aracı olarak kullanılabilen hem de yatırımcıların yatırım aracı olarak da gördüğü farklı bir token olarak aslında coin olarak karşımıza çıkıyor ama bu kripto para dediğimiz dünyada çok farklı özellikler taşıyan, bazıları sermaye piyasası araçlarına benzeyen, bazıları daha çok emtiaları andıran aslında birçok çeşidi var bunun. Bu noktada da aslında altınla yarışır mı sorusu daha çok hep Bitcoin'de karşımıza geliyor. En popüler kripto paralardan da biri. Bazı özellikleri çok benziyor. O yüzden de karşılaştırmalara çok konu ediliyorlar. Örneğin Bitcoin'in de altın gibi sınırlı bir rezervi var. Yeni bir Bitcoin üretimi için belli bir maliyete katlanmak gerekiyor. Çünkü bir problem çözülmesi gerekiyor ve bunun için de bir bilgisayar gücünün, enerjinin harcanması gerekiyor. Bu yüzden enerji maliyetiyle de aslında fiyatların belirlenmesi gündeme gelebiliyor ya da kaç kişinin onu üretmek istemesiyle ilgili de fiyatların belirlenmesi gündeme gelebiliyor. O yüzden de aslında çok ilginç, incelenmesi gereken bir konu. Altınla yarışır mı? Tabii hani fiyat olarak ya da işte yatırım aracı olarak yarışır mı? Çok spekülatif bir şey söylemek çok zor ama kesinlikle hem elde tutulmasının ve transferinin kolaylığı hem de işte bu bazı özelliklerinin altına benziyor olması açısından değişik ve güçlü bir rakip olabilirmiş gibi duruyor. Ama çok gerçekten daha fiyatını tam olarak anlayamadığımız çok çeşitli etkenlere bağlı ve altındaki gibi ya da sermaye piyasası araçlarındaki gibi düzenleyici kurumların kontrolünde olmadığı için biraz daha serbestisi olan ilginç bir alan. Yani mevzuatımızda özellikle bir kripto paralara ilişkin düzenleme halihazırda yok. Ama tabii ki bu hiçbir hukuk kuralı uygulanmayacak demek değil. Şu an Türk mevzuatında uygulanan kurallar aslında hem bu Bitcoin alışverişine hem de bunları alım satımına aracılık eden aslında biraz borsaya da benzeyen platformların hukuki işleyişlerinde uygulanıyor. Çeşitli kripto paralara ilişkin cümleleri, artık maddeleri özellikle işte Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun MASAN yaptığı bazı düzenlemelerde görmeye başladık. Yine önümüzdeki yıllara ilişkin planlarda bunları görüyoruz. Bu konulara ilişkin mevzuat düzenlemeleri olacağını görüyoruz. O yüzden yavaş yavaş aslında bunların ileride düzenleneceğini anlamaya başladık şu günlerde. Yine Merkez Bankası'nın elektronik bir paraya ilişkin çıkaracağı dijital bir paraya ilişkin bazı haberleri de okuyoruz. Bu sebeple de çok yakın zamanda hayatımıza mevzuatsal açıdan da girecekmiş gibi gözüküyorlar. Ama şu anki mevzuatımız açısından işte sermaye piyasası kanunumuzun tanımladığı bazı sermaye piyasası araçları var. Özellikle türev araçları bazı kripto varlıkların çok benzediğini görüyoruz tanıdığı haklar açısından. Yine çeşitli kripto varlıklar bir emtianın değerine tabi olabiliyor ya da onun fiyatını takip edeceğini taahhüt edebiliyor. Bazıları belli bir şirketin kar payını dağıtacağını taahhüt edebiliyor. Bunlardan tamamen bağımsız bir kullanım hakkı sunan kripto paralar var. Bu açıdan baktığınızda da aslında mevzuatın çeşitli alanlarıyla çok ilgili ve onlara dokunan yerleri olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an dediğim gibi özel bir düzenleme yok. Bununla birlikte hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa Birliği'nde düzenlemenin önü çok açılmış durumda. Özellikle Avrupa Birliği zaten sermaye piyasası araçlarıyla benzerliği olan kripto varlıkları
sermaye piyasası hukuku kapsamında değerlendiriyor. Çıkarılmalarını da o kanunlara göre düzenliyor. Şu anda da işte bunların alımını satımını yapan kurumları da yine sanki bir aracı kurummuş gibi lisansladığı durumlar var. Bunun dışında yeni bir gelişme de aslında Avrupa Birliği tarafında sermaye piyasası aracı özelliği taşımayan diğer tüm tokenların da bir mevzuat altında bir araya getirilmesi. Buna yönelik de bir taslak yayınlandı. Bizim tahminimiz de aslında Türkiye'de de yavaş yavaş bu gelişmeleri göreceğimiz ve daha mevzuat zemininin, yasal zeminin önümüzdeki yıllarda yerine oturacağı yönünde. Bu işe yatırım yapmak isteyenler kesinlikle eğitim tarafından başlamalı. Çünkü alışık olduğumuz bir yatırım aracı değil. Hatta bir yatırım aracı mı, belki o bile zaman zaman tartışılıyor. Ve dediğim gibi hepsi birbirinden çok farklı özelliklere sahip. Aynı zamanda şu an düzenleyici kurumların çoğunun gözetim kapsamında olmadığı için bilgi edinmekte her zaman çok şeffaf olamayabiliyor. Bu yüzden en önemli konulardan biri yatırım yapmaya başlamadan önce aslında araştırmak. Hem o coin neler getiriyor, size ne gibi haklar sağlıyor, bununla ilgili ciddi bir araştırma yapmak gerekiyor. Hem de işte yatırımı nasıl yapacağınızla ilgili. Yine bunu yaptıktan sonra şu an Türkiye'de bunun alım satımına aracılık eden ama kendileri bu satımı yapmayan birçok aslında kripto para borsası bulunuyor. Bunların da daha güvenli olanlarını, belli prosedürleri her ne kadar yasal düzenlemeleri olmasa da içselleştirmiş olanları var. Zaten kullanıcılar bunları çok rahatlıkla ayırabilecektir. Benim tavsiyem hani bu tür kurumları da daha çok tercih etmek, hukuki önlemleri almak ve çok okuyup araştırmak olacak kesinlikle. Ve tabii ki işte biliyorsun sermaye piyasalarında çok konuşulur. Ana paranın güvende olduğu yatırımlar değil çoğu zamanla. Hani yüksek getiri de olabilir, yüksek kayıp da olabilir. O yüzden de riskleri iyi değerlendirmek ve buradaki hani finansal okuryazarlığı ve kripto paralara ilişkin bilgileri öğrenmek bence bir yatırımcının yapması gereken ilk şey. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.